Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Bugün sizlerle bu haftaki yaşanan önemli bir gelişmeyi paylaşmak için karşınızdayız. Bu hafta sizin de bildiğiniz gibi ABD'li rahip Andrew Brunson davasının Türkiye-Amerika arasında ilişkiler noktasında bir kriz yarattığını gördük. Ve bu konuda biz bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Çünkü takipçilerimizden ağırlıklı olarak bu konuyla ilgili sorular geldi. Ve bize bu noktada sorulan şeyler genelde işte buraya yatırım yapmak üzere olan ya da yatırım yapmış olan iş adamlarının bu noktada endişeleri var. Ve kendileri işte bu şu anki yaşanan bu rahip Andrew Brunson davasının Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkileri geçen senenin sonundaki yaşanan vize krizine dönüp dönmeyeceği noktasında çok ciddi endişeleri olduklarını görmeye başladık. Ve aynı anda tabii turist vizesiyle gelen kişiler, öğrenciler ve bu iki ülke arasındaki yaşanacak bu durumdan dolayı çok endişeli olduklarını gördük. Bunun ciddi bir yaptırım getirip getirmeyeceği ve getireceği yaptırımın noktasında da vize noktasında bir engelleme noktasına da geçip geçmeyeceğini merak etmekteler. Şimdi ben şunu söyleyebilirim öncelikle. Bu noktada bir kısa bilgi vereyim. Sizin de bildiğiniz gibi yaklaşık 2 yıldır ABD kökenli olan rahip Andrew Brunson Türkiye'de yargı sürecinde bulunmakta ve tutukluydu ta ki geçen haftaya kadar ve geçen hafta aslında mahkeme kendisinin ev hapsinde yani tutukluk noktasında evde tutukluluğun devam etmesi noktasında karar aldı. Bu aslında Amerika tarafında özellikle Büyükelçi tarafında olumlu bir gelişme olarak, ön adım olarak görüldü. Fakat bu olumlu bir ön adım görülmüş olmasına rağmen özellikle Amerikan Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Pence çok ciddi tepki gösterdiler ve bu tepkilerden dolayı da çok ciddi yaptırımların uygulanacağını haberini Twitter üzerinden bildirdiler. Onun dışında bu hafta gördüğümüz, geçen hafta gördüğümüz olaylardan bir tanesi de tabii önemli olan bir adım da Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan bir tasarı kabul edilmiş oldu ve bu tasarı da ABD Senatosu İlişkiler Komisyonu'ndan geçmiş oldu. Şöyle bir açıklamada bulunabiliriz. Öncelikle biz bu yaşanan son krizden dolayı şunu görüyoruz. Şimdi bizim gördüğümüz bu durum iki ülke arasında çok ciddi durumlara ulaşmaya başladığının farkındayız. Türkiye tarafında yani yargı tarafında önemli bir adımın atılmış olması ve bu kişinin yargılamasının tabii tutuksuz değil, yani tutuksuz gibi olsa ama ev hapsiyle devam etmesi noktasında karar alınmış olması yani önemli bir adım olarak görüyoruz. Tabii bu şunu söylemek istiyoruz özellikle. Bu noktada bizim işte takipçilerimize, işte Amerika'ya yatırım yapmış iş adamlarına, burada okuyan öğrencilere ve yatırım yapacak olan kişilere şunu söyleyebiliriz. Şu an bu noktada bir kriz, yani şu anki yaşanan kriz herhangi bir yaptırıma dönmüş durumda değil. Tam tersi yaptırımın haberleri verilmek, yani bir nevi ön haberini vermeye çalışıyor iki tarafta. Fakat ben şunu söyleyebilirim takipçilerimize. Şu an endişelenecek bir durum yok. Dolayısıyla ne işte geçen sene görüldüğü gibi ABD vizelerinin askıya alınması ya da vize başvurularının durdurulması ya da kişilerin Amerika'ya gelirken bir problem yaşayacakları durumu söz konusu değil. Fakat şunu görüyoruz bu durumda. Maalesef usluk noktasında iki tarafta da hatalar görülüyor. Bu kadar ciddi olan bir durumun işte Twitter üzerinden iki taraflı birbirine tehdit eder gibi cevaplarla yapılmış olması gerçekten politik açıdan da iki ülkenin diplomatik ilişkileri açısından da ben yanlış görüyorum. İlişkilerin şu an olduğu gibi aslında dışişleri tarafından iki tarafından hem Amerika hem Türkiye tarafının dışişleri üzerinden gerekli diyalogları, telefon trafiğini canlı tutarak yapılması çok daha akıllıca olduğunu düşünüyoruz. Fakat ben şunu söyleyebilirim. Şu an için bu krizin yaşayacağı etkilerinin çok olumsuz olacağını düşünmüyoruz. Aşılabilecek bir kriz olarak görülüyor. Bu noktada da ben en son olarak takipçilerimize şunu söyleyebiliriz. Vize noktasında endişelenecek bir durum söz konusu değil. Yatırımlarınızın riske gireceği noktasında bir endişe söz konusu değil. Ama bu konudaki gelişmelerle sizle tekrar beraber olacağız. Bu son dakika haberlerini paylaşmak istedik sizinle. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Sağ olun.